Ya dayı, bakın uşaklar, Abu Davud işin içinde olmasa oraya kim silahla girecek, bunları hedef alacak? Hele onu bir deyin mi de bana? Oğlu ölen Mehmet Ali abi, Davud'dan da onun sülalesinden de bunun hesabını sorar. Bu iş öyle bırakmaz. Adam oğlunu kaybetmiş. Neyin hesabını soracak Turan? Ayrıca da o Davud'dan hesap sormaya kalksan bizi suçlu çıkarır. Niye benim mekanıma bu işleri, bu düşmanlıkları soktunuz diye. İyi yani, ne güzel memleket. Yılmaz Mert'in içeriye silahlı adam gönderdi, daha bize sıktırdı. Biz mekana güvendik, orada silahsız oturduk. Ondan sonra oldu bir kere, pardon mu yani? Bu da yer mi Karadeniz çocuğu? Ha. Allah Allah. Ne dedi Davud, Yusuf abi? Oldu gibi mi söyleyeyim, biraz yumuşatayım mı? Sence burada yumuşayacak biri var mı? Neyse onu anlat. İyi. Dedi ki, Halil İbrahim benim muhatabım değil. Zaten her geldiğinde mekanımda olay çıkarıyor. Geçen günde gelmiş, ters düz konuşmuş. Benim olduğum yer benimdir demiş. Şimdi gitsin önce kardeşimden özür dilesin. Sonra bir ara alır gelirsin, elimi öper dedi. Neredeymiş bu Davut'un kardeşi? Gidelim dileyelim özrümüzü. Cengiz Bey, özür için sadece Fikret Detoy ile Halil İbrahim Karasu gelsin dedi. Tabii tabii. Sadece ikimizin özrü yeter. Yalnız üstünüzde silah varsa bırakın. Bizde böyle makinalı, taramalı bir şeyler var mı? Çünkü bunlar özür müzür dilemez. Birazdan ortalık karışır. Levent, gerçekten özür dileyeceğimizi mi düşünüyorsun sen? Yoksa bu saçma şakalarından bir tanesi mi? Ne şakası? Şaka maka yapmıyorum da. Oğlum baksana, burası öyle fırça atıp elini kolunu sallayarak çıkabileceğim bir yer değil diyorum. Levent, eğer korkuyorsan şu arabalardan bir tanesinin içine gir, bagajına falan saklan. Tamam mı? Eğer çok korkuyorum, altıma kaçıracağım. Ben ne korkacağım da? Uzunlar siz korkun. Vallahi gözümü kapatıp öyle rastgele havaya ateş etsen birinizin kafasına gelir. He. Beyler, eğer muhabbetiniz bittiyse az daha alalım da içeriden ses gelirse burada topla hedef olmayalım. Aynısı. Kale gibi ya. Roket moket mi atsak buraya? Kaldır kollarını. Geldiler abi. Al içeri. Gel bakalım Fiko, gel. Geçin oturun şöyle. Bu da Halil İbrahim mi? Halil İbrahim, tanıştırayım sizi. Bu da Davut'un kardeşi Cengiz. Aslında ailesi iyidir ama sen de bilirsin. Her aileden bir çürük elma çıkar.
Çürük elma. Şimdi bakın çürük kardeşler. Abim dedi ki çocuklar gelsinler. İnsan gibi özürlerini dilesinler, çekip gitsinler. Yoksa normalde muhatap olacağım adamlar değilsiniz. Normalde sen de bizim muhatap olacağımız adam değilsin de. Davut'la muhatap olmak istedik biz. O da önce kardeşimi halledin, sonra gelin deyince sana geldik. Ne diyor lan bu Fiko? Halledin malledin. Diyor ki, sizin mekanınızda çok sevdiğimiz bir dostumuzun gencecik evladı öldürüldü. Efendi ol, önce bir başsağlığı dile. Bizim konuyla bir alakamız yok ama peşini bırakmayacağız de. Size yapılan bize yapılmış sayarız gibi konuş ki biz de seni dinleyelim. Sonra da bu söylediklerini abinden de duymak isteriz diye hep beraber bir toplanalım Davut'a gidelim diyor. Ne diyorsunuz oğlum siz lan? Ha? Ne zannediyorsunuz lan kendinizi? Ha? Böyle kendince havalara girmişsin. Ortalıkta konuşuyormuşsun benim olduğum yer benimdir falan filan diye. Ha? Ne zannediyorsun lan sen kendini? Kimsiniz lan siz? Ha? Kimsin oğlum sen İbo? Ha? Sen bu silahın ticaretini yapan ama silah sıkmayı bilmeyen zengin züppeleriyle karıştırdın galiba bizi ha? Kalkın lan buradan. Kalkın defolun. Gelin lan buraya. Alın bunları kaldırın. Kalkın lan. Kalk. 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 Hadi. Hadi. Ara Davut'u. Ara dedim lan sana Davut'u. Tamam. 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 Davut, ben Halil İbrahim. Kardeşin Cengiz'le konuştum. Özür diledim. Bir de abim duysun dedi. O yüzden aradım seni. Sana da geleceğim Davut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.